Dilesko. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sen bir Buğra Kalp alabilir miyim ama? Bak Nur Cemal'ini görünce yine gerçekten yine tekrar sevdim ya. Kaç gün? Nerede? Kaç gün? Nerede? Şimdi Enren Tukan abiyle başlıyoruz. Eyvallah. Abi. Ben bu arada Tukan abiyi çok beğeniyorum ya. Çok babacan işten bir adam. Beğeniyorum derken? Yani yayınlarını kendisini o anlamda değil ulan. Şşş Tukan abi. Ben de bu kadar iyi vücudum olsun, bu kadar yakışıklı olmak istiyorum. Anladın mı? Ben neden böyle değilim yani? Ne diyor dedin? Yani anladın mı? Sakin ol. Düşünmeden bir şey paylaşıyor olması samimiyetini gösteriyor bence. Baksana kedileri tuşu. Helal. Falan. Sen sus lan. Aşırı cool falan. Serseri falan. Ama diyor. Benim acaba hangi videoya tepkimi almışlar? Onu çok merak ediyorum. İyi bekle gör. İzle bence. Bekle gör. Yakaladığım yerde de. Ama Can da gerçekten çok dayaklık konuşmuş yani. Oğlum şu an videoyu ileri sarasın falan geldi ha. Hay amına koyayım. Kesin döveceğim. Kesin. Dövmeyin dövmeyin. Gerçekten bize de böyle ya. Kesin. Dört mü? Ben samimiyet sevmiyordum. Fazla samimiyet sevmiyorum Instagram'da. Nasıl ya? Fazla doğallık sevmiyorum. Ya şimdi ama ne alakası var ya? Olmadı Gözde. Ama şimdi ne alakası var yani? Gözde. Gözde. Chat coşmayın. Geyik yapıyorum hala. Ne yapalım? Bir kasıntı pozlar mı verelim hep yani hani böyle editlenmiş memeler. Ajans albümü mü yani Instagram değil mi? Filtreler falan. Katılıyorum bu arada. Fenomen pozları. Rengarenk. Girdim için kerhanesi gibi böyle. Ya ben samimi olmayan Instagram hesaplarını sevmiyorum ya. Sadece Tuğkan abinin gerçekten olgunluğuyla... Evet. Olgunluğuna hayranım. Mesela çok güzel topu yumuşatıp atıyor. Evet. Geldiği gibi vurmuyor anladın mı diğerleri gibi. Evet Gözde. O yüzden ona ekstra teşekkür ederim. Hani büyüklüğünü gösteriyor yaşı kaç bilmiyorum ama. Ya abi diyoruz. Ama ben sosyal medyada samimiyet sevmiyorum. Ben de söylerdim. Ya bu arkadaşın adı ne ya? Mert değil. Can Karakol mu? Bak şimdi bak. Fanboylik yapacağım bak. Ben niye like etmedim? Bunu gördün mü? Seninle tanışmak... Ona ben cevap verdim galiba. Ya şaka yapıyorsun. Yazmış mı gerçekten? Abi süper ya. Hayır olacak. Hayır ha kimseye söylemeyin. Bak sikerim ha. Bak öyle bir şey yaparsanız gerçekten hakkımı helal etmem. Bak harbiden tek tek isimlerinizi alırım, üşenmem avukatıma veririm. Bak hiç üşenmem. Nasıl ya? Benim profilime mi küfür ediyorlarmış? Evet. He. Adam da onları durdurmaya çalışıyor ya. Elerandis. Ha eyvallah. Anam avradım olsun büyük yemin ediyorum. Bütün küfürleri alırım. Bak avukata tonla para ödüyorum. Arkadaşlar lütfen bak vallahi siz de sövmeyin ya. Neticede dostluk çerçevesinde bir onlar bize sallıyor, bir biz onlara sallıyoruz. On numara. Kendi aramızda böyle top çeviriyoruz gibi düşünün. Yapmayın öyle şeyler yani. Evet, üşenmez. Hepsine böyle. Dava kağıdı yollar. Terbiyesizlik yaptınız yani. Harbi terbiyesizlik. Çok büyük terbiyesizlik. Helal olsun. Kral adam gerçekten. Kral adam. Değil mi? Yani bazısı umurunda olmaz anam yani. Anam avradım olsun da ki samimiyeti aldım ben. Gerçekten helal olsun yani. Kimisi takmaz. Ya işte adam yani işte. Evet. Kral hareket. Şeye çok bakmak istiyorum ya yorumlara. Full kavga Efe. Bizimle kavga. Onlar. Gel kavga. Cedil'le F dayı yapsana ben. Efe kendisinin ne kadar çocuk olduğunu göstermiş, Buğra da olgunca karşılamış. Yeğenler ismini aldınız. Videonun Buğra Efe kısmını yürü kız Gözde diye izledim. Kral yakışıklarım kral görüyor musun? Karakol böyle bir insan. 7-24 böyle bir insan. Evet. O yüzden Karakol'un söyleyeceği şeylere kızmak, alınmak doğru değil ya. Herif böyle. Herif annesiyle babasıyla konuşuyor yine böyle. Babası geliyor her şey yolunda. İyi ya yolunda diyor ya.
Hakan abiye de buradan selamlarımızı iletelim. Seviyoruz abi seni. 400 tane limon var profilinde. Kendisi sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Yani güzel bir anı oldu gerçekten. Daha önce hiçbir fotoğrafıma bu kadar yorum gelmemişti. Böyle bu fotoğrafın altı böyle limonlarla dolu. Kemal iyi girmemiş o profile. bizim bu yıl çektiğimiz Ağustos ayı viral videolar videomuzda sen de vardın, hatırlarsın belki. Bir şaka gözü muhabbeti vardı. Ha evet. İşte Kemal onu izliyor. Hemen bakıyor, bak hala gülüyor. Bak ayıp ayıp. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. Ya bu kadar da komik de bir şey yürüyor. Ben var ya bu gülmüş, saatlerce gülmüştüm ya. Çünkü bu tarafta. Gerçekten mi bu, gerçek mi? Ben niye bu kadar gülmüyorum da ben ona kadar anlayamadım tam olarak yani. Benziyor mu? Şaka gözlüğüne mesela. Benziyor abi, aynısı var. Burunla bıyık da çıkacakmış gibi bir yani, anladın mı? Hocam gecenin 12.30 şimdi korona morona dinlemeyip ne yapalım, sokaklara mı dökülelim? Bak mekanı da biliyorum sizin. Eyvallah. İnstasını bulsanız da bana. Sana mı yükleniyor? Gerçi ooo leziz. Zendir zendir. Leziz. Bunu uzun zamandır kimseye yapmıyordum. Ne yapacağız? Kalk ayağa. Eriye ben söylerim, kalk ayağa. Anladığım kadarıyla birisini rezil etmek istediğinde yaptıkları bir ritüel. Rezil oldun mu? Ne giriyoruz lan? Güzel. Abi böyle dramatik falan geçiyor yani. Şimdi anladım konsepti. Benim burnum bir kere... Senin gözün de aynı. Benim burnum Kemal'den daha büyük. Ben daha şaka gözüm. Burun değil konu. Bıyık. Şaka gözüne benziyor diyorsun çocuğa hala yani. Hayır. Ben şu an her şeyi bak gerçekten söylüyorum. Hiç gerginlik yaşamayacağıma inanıyorum. Her şeyi kabullendim şu anda. Çünkü Gözde bugün hafiften gergin bir modunda gelmiş programa. Bekliyorum sadece. Diyorum ki seninkinin onun senden daha çok benzemesi, evet. Benzemesinin yani sebebi an... bıyık ama senin daha çok bıyığın olsa onun kadar. He. Senin üstüne kimse su dökemez senin eline. Ben daha şarkı. Hanginizinki daha büyük? Evet, seninki hakikaten daha büyük olan galiba. Oğlum şerefsiz misin sen ya? Evet. Arkadaşını korusana burada, sen niye bir bakkalı değilsin? Gerçekten bak, seninle bende bir sıkıntı yok bak. Beyaz bayrağı birbirimize çekelim. Ama bir şey diyeceğim, abla fazladan gülüyor bak. Özür dilerim. Tekrar soralım abi. Kemal'in evet. Yüzü şaka gözüne benziyor mu? Daha demin söyledim. Benziyor ama siz daha demin ya daha demin Kemal söyledi beyaz bayrak çektik diye. O yüzden evet. Ama ben de söylemiş de oldum. Söyledim. Çok geç abi. Leziz. Arkadaşlar 5K kemik yiyen kitle. Çok iyi. Çok iyi. 5K kemik bak. Burada bir iki laf herhalde düşüyor size de yani. Ya hayır. Nasıl yani abi adam durup durduk yere mi rencide etti? Adamın fotoğrafıyla yani bildiğin şaka yüzünü alıp aa bak bir de benziyor demiş. Sana ne yapsa ya, hakkı şu an. O işin mizahı abi o kadar. Bunu yapabilmemin sebebi sizin böyle şeyde daha açık, kendiyle barışık insanlar olmanız aslında bir yerde. Hı-hı. Yani sen de burnundan dalga geçiyorsun, o da geçmiş kendiyle. O yüzden o samimiyetten, yoksa yani durup dururken... Ama fazla gülüyorsun. Biz kendimize dalga geçiyoruz diye sen niye mi şu an yani? Ama komik yani. Kemal'e de selamlarımızı iletelim ve geldik abi. Ya hayır oğlum, ya bak bak onlar da gülüyor. Sleeper ya. Gerçekten baygın adam yani ya bu. Bas çok yüksek ama bu türü... ne? Yüksekti ama. Özür dilerim, kendimi tutamadım. Notalarla oynuyor. Hayır, ben orada hala Buğra'ya gülüyordum bu arada. Umarım üzerine alınmamıştır. Hatta oradan çok sonra çok söylüyorum. Oynuyor. Notaların üstünde. Allah kahretsin ya. Şu an gerçekten hoş olmadı yani. Benim güldüğüm kişi bu kişi değil. Ben az önceden beri kendimi tutuyorum da. Şu kısımdan beri ona güldüm şey sadece. Abi ya, tamam Allah aşkına yeter ya. Enes Batur'un gibi. Niye bu kadar sevmiyor ki Buğra'da? Bilmiyorum ki. Fena değil. Ben hayatımda bu kadar, totalde bu kadar güdümlü yorum görmedim. Yani şu kişiden bahsediyorum.
O zamanlar daha ama reisle tam samimi değiliz, anladın mı? Daha Buğra'yla böyle tam samimiyetimizi daha kurmamışız. Zaten bugünden sonra oldu olanlar yani. Bugünden sonra Buğra'yla tamamen böyle iç içe geçtik, anladın mı? Yani bunu daha nasıl yorumlayabilirim bilmiyorum. Tek atıyor bu arada. Bu kadar güdümlü yorum görmedim. Tek atıyor. Hayır yani. Tek atıyor güzel. Umurunda bile değil. Anladın mı? Güdümlü yani. Gidiyor, kitlemişler onu hedefe. Kendi kendini kitlemiş daha doğrusu. Ya bak, şarkının kime ait olduğuyla ilgili bir yorum yapmıyorum. Bana hitap etmiyor, beğenmedim. Ama bunu ha Berkcan yapmış, ha bir YouTuber yapmış, ha bir işte Hadise yapmış, Teoman yapmış. Şşş. Sadece sus ve sarıl bana adam. Tamam mı? Sus ve sarıl bana. Sus ve sarıl bana. Senle ben tek parçayız sevgili Buğra. Tek parçayız. Senle ben artık bu konuyu bitirdik. Bu konuyu bitirdik. Beyaz bayraklar göndere çekildi. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi bak, şu an bu chatte 5000 kişi var. Ben aylardır senin videolarını izlerken bu chat sadece Buğra haklı. Sadece Buğra kalp spamledi. Anladın mı? Bu konu bitti. Sen benim doğum günümü kutladın. Artık aramızdan bir tane minik su damlası bile sızamaz. Sızamaz. Sızamaz ya. Buğra'nın Instagram'ı var mı abi elimizde? Hemen bulayım. Buğra'nın Instagram'ı var mı elimizde? Buğra Misri. Arkadaşlar yorumlara gidiyoruz. Kalpler havalarda uçuşsun istiyorum ya. Lütfen. Lütfen. Buğra Misri'ye gidebilir miyiz be? Ben gidiyorum şu anda mesela bak. Ben de gittim. Son post. Son post. Evet. Sadece kalp. Sadece kalp. Dayıdan kalp. Şunlar bunlar falan filan. Sadece bunlar olsun istiyorum. Ulan. Gittiniz mi chat? Gittiler gittiler. Yorum yağıyor şu an. Aynen aynen gidiyorlar. 9 yorum var bende. 92 oldu. 92 mi oldu? Hmm. 157'yi gördüm ben şu an. Bir şey söyleyeceğim. Buraya bir 1K yorum yaparız ama. Ben 253 mü? 300, 330. 413. 513. Buğra Misri arkadaşlar. M-I-S-R-I. 597. Harika. 606. Harika. Harikasınız. 736. 900 oldu amına koyayım ya. Ulan 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 ulan. Bayağıdır da bir insta'ya gitmiyorduk ha. Bak iyi geldi. Chat iyi gelmedi. Ha, dürüst tamam. Ol. Chat yavaş, chat yavaş, chat. Chat yavaş. 1200 chat. Tamam tamam chat, tamam tamam. Chat bir durun. Chat bir durun amın. Füme design mı be? 1500 oldu. Tamam devam ediyorum. Bunu ha Berkcan yapmış, ha bir YouTuber yapmış, ha bir işte Hadise yapmış, Teoman yapmış, bilmem kim. Yine aynı şekilde aynı tepkiyi veririm yani. Bunun yani sadece hani bu güdümlü muhabbetini diyorum. Şey, abi yani, o birazcık çok tak rahatsız tak etmişim. Yani çok rahatsız etmişti beni. O yüzden şeyini de çıkarttım. Ela. Ela Nur. Berkcan Güvenli mi arkadaş olmak isterdi yoksa Alper Rendeyli mi? Alper Rendeyli. Ya ben bu adama niye hiç şaşırmıyorum ya. Evet ya, ama bu noktada canım çok olmaz. Özür dilerim, Buğra'nın da bu kadar hakkını yediremem. Efendim canım. Onlar da şu an Twitch'te yayında. Onlar da bize selam söylemiş. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Yok yok. Diyeyim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok sevindim. Tamam, devam. Bu arada 2K400 yorum var. Harika. İki tane seçenek sunmuşsun. Hangisini seçeceğine o karar verir. Verdiği cevabında gülünecek hiçbir yanı yok. Ama şöyle. Aması yok Burak. Hiç ama gülünecek bir yer değil orası. Öncekinde haklı. Bence Burak bir tık tırnak içinde söylüyorum, saygısızlık etmiş olabilir. Hani ya bu ne ya falan diye demiş, evet. Diyerek. Okey. Hani güldü, eğlendi, onun da verdiği tepki odur, sinir. Gözde. Belli ki gerginsin. Tamam mı? Belli ki bugün bu programa, yani bu videoya gergin çıkmışsın.
Yoksa yani Buğra'yla aramızdaki sürtüşmeden dolayı Alper Rende ile benim aramda Alper Rende'yi seçtiği için aslında gülüyorum. Ve gülmem çok normal değil mi şimdi yani, hani yayın yapıyoruz, komik, hani eğlenceli bir konseptimiz var genel olarak. Ağlayayım mı Alper Rende'yi seçtiği için? Hayır, ne yapmam gerekiyor yani? Gözde, seni de severim. Çok dobra bir hanımefendisin. Gerçekten. Yorumlarını da genel olarak beğeniyorum. Ferit'le olan çekişmenizden, hatta daha doğrusu minik tatlı sürtüşmenizden sonra sana da bir sempati beslemeye başladım açık konuşmak gerekirse. O yüzden boş ver ya. Alt tarafı güldük. Nelenince, gerilince bilemem. Tanımıyorum beyefendiyi. Ama sen iki tane seçenek sunmuşsun. A mı B mi diyorsun? B deyince de ya gibi tepkiler, kahkahalar falan. Ama beni seçsin demedim ki ben. Zaten diyorum ki neden hiç şaşırmadım diyorum. Yani Alper'i seçeceğini çok iyi biliyordum anlamında söyledim. Gözde. 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 Peki. Yok, o kadar da değil. Efe Uygaş'la mı? Ya oğlum bak. Be. Birilerinin kuyruk ayıcısı var. Bilemiyorum. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu adam, bu Buğra şey, ben Twitch'teyken ona sürekli laf ettiğim için muhtemelen direkt Ferit dedi ya şimdi. Neden bir sebebe oturtmaya çalışıyor? Ya sebepten değil. Ya ben orada şöyle, Vıtıcım mı? Efe'ne derken hemen Vıtıcım diyor. Yani okay, sen demek ki çok seviyor Vıtıcını. Hayır. Bu böyle bakalım. Ben bu cevabı niye verdim? Direkt Vıtıcın cevabını. Berkcan'da da çünkü böyle komik görmez. Abi çünkü böyle bir ön yargı oluştu bana karşı. Evet, doğru. Buğra olayı anladı ve Buğra olayı devam ettiriyor aslında. Şimdi Gözde Buğra'yı gereksiz bir cover altına almaya çalıştığı için aslında Gözde olayın farkında değil. Buğra ile ben de benim ne yaptığımın farkındayım burada. Buğra da benim ne yaptığımın farkında. Buğra da buna göre hareketleniyor. Ben de Buğra'ya göre hareketleniyorum aslında. Buğra ile benim tamamen oluşturduğumuz, hiç yüz yüze gelmediğim bir adamla ben iki haftada bir belki onun videolarını izledikçe, o benim yayınlarımı ayda bir kendi videolarına çıktığında gördükçe, anladın mı? Birbirimizde zaten videodan videoya, yayından yayına bir etkileşimimiz var. Ve iki tarafta birbirinin ne yaptığının farkında aslında, bir makara var orada. Gözde, sadece Ferit'le senin makaran olsun istiyorsun değil mi? Sadece tepki kolikçilerden Twitch yayıncılarıyla içeriklerinde olan makara sadece senle Ferit arasında olsun istiyorsun değil mi? Buğra, ben sana bir şey söyleyebilir miyim sevgili Buğra? Buradan Buğra'ya sesleniyorum. Gözde aramızdaki etkileşimden rahatsız oluyor ve kıskanıyor bizi. Gözde aramızdaki etkileşimi çok kıskanıyor. Buna lütfen müsaade etme. Çünkü ben müsaade etmeyeceğim Buğra. Seni kimseler alamaz benden. Buğra haklı arkadaşlar. Başka hiçbir şey demiyorum. Önyargı değil de böyle bir beklenti oluştu. Tabii canım. Ha, yani yoksa niye ya? Yani gerçekten hiçbirine karşı bir şey yok. Evet yani abi. Yani bir şey, hani öyle bir şey yok. Hani o bana işte, ben ona sallamıştım o yüzden bana uyuz olmuş. Gerçekten böyle bir kaygım yok yani. Ya her şey seninle ilgili değil derdim ben mesela onun yanında otursam. Yani neden bu kadar önemsiyorsun kendini? Gözde bak, ikinci bir Ferit vakası yaşayacağız. Çıkıyorsa çıksın. Hayır. İkinci bir Ferit vakası yaşayamaz Gözde. Neden? Çünkü biz Buğra ile birlikte bir yola baş koymuşuz. Biz o yolda Buğra ile yürürüz. Anladın mı? Gözde. Hayır. Twitch yayıncılarıyla karşılıklı atışan tek kişi sen olamazsın. Kendini neden bu kadar önemsiyorsun? Derdim ben şu an karşında videoyu çeken kişi olsaydım. Ama ayıp, ben arkadaşımı korumam gerekiyor. Buğra canım ciğerim benim. Niye A ile B'den B'yi seçti diye. Arkadaş güdümlü. Bir problemim yok. Yani tanımıyorum ki. Seviyor musun onları? Seviyorum. Ya da sevmiyorum. Önemli değil. Tanımıyorum. Ben tanımadan bir kişiyi seviyorum ya da sevmiyorum diye yorum yapamam. Doğru. Tamam. Devam. Artık Buğra'yı çok seviyoruz. Aynen. Burak adamdır. Teşekkürler Buğra abi. Ben eminim onlar da bana bayılmıyor. Ben Buğra'yı tutuyorum. Hakrim. Arkadaşlar bir Buğra kalp alayım. Eyvallah. Eyvallah be. Efe Uygaç'ın ve yani Berkcan Güven mesela espri anlayışı benim espri anlayışıma çok uymuyor. Dolayısıyla
Doğru abi, bizimki alçak, bizimki kötü. Bir bak, buğra kalp alalım çez. Bizim eski anlayışımız kötü, alçak. Yani böyle bir şeyim de yok abi benim. Takılıyor canım. Ha, hayır yani öyle düşünüyorsun. Düşünme. Aga üzülmüş lan adam. Hayır abi ya. Yapma abi, işte ya. Yapma işte. Vallahi gideceğim en son şu Tepki Kolik stüdyosuna gideceğim. Şu adama sarılacağım ya. Orada da diyor ya, orada da diyor ya, yok abi alınmasın diye. Ya ben sana alınır mıyım ya? Güzel adam. Nesli vasıfsızlaştırdınız diye Berkcan'a kızması. Gelecek nesli vasıfsızlaştırmanın tek etkini. Ben bu Twitch'i izlemiştim efendim. Ya da Berkcan'ın bunlardan biri olduğunu hiç düşünmüyorum. Aksın baba, işe yaradı, işe yaradı. Bak attığımız kalpleri dişişinde görmüş arkadaş. Olay. Sonunda yine tatlıya bağlanan bir durum var yani aslında. Başta bir tık gergin de onların şeyi biraz arada kalmış gibi hissettim. Evet, bu durumda yine tatlıya bağlanmış diyebiliriz. Evet yani. Evet, güzel güzel. Yine efendim? Sevgi aşk kardeşlik, gelin birleşelim anca diyorum. Mesela biz burada 10 dakika konuşuyoruz. Siz oradan böyle 1 dakikayı kırpıp alıyorsunuz ya. O konuşmaya tam bir şekilde aşina olmadıkları için bizim bakış açımızı tam da kestiremiyor olabilirler. Yani belki de bu arada. Bu adamların büyük çoğunluğuyla yüz yüze otursak, saatlerce işte sohbet muhabbet dönse hiçbirimizin birbirimizden çok fazla kıl olacağını ben düşünmüyorum. Hayır. Ben de düşünmüyorum. Millet işte, ben de ben de düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum hatta, öyle söyleyeyim. Evet. Tanımadan birbirimize sallıyoruz. Artı bir. Bak Gözde, artı bir. Artı bir ya. Artı bir. Ben geçen gün mesela şeyi izliyoruz ya, bir şey izliyoruz. Eurovision performansını izliyoruz mesela. O Gülseren'in. Lan evet, diyoruz ne kötü şarkı, şöyle böyle falan filan. Sonra aşağıya bir bakıyoruz. Meğerse kadın aynen ne zor şartlarda yapmış bunu. Anladın mı? Harika bir anı. Ondan sonra da göt oluyoruz. Bakıyoruz aşağıya. Aa, bu böyle değilmiş ki falan diyoruz. Yani herkes aslında olayın arka planını bilmeden, yapmadan, etmeden birbirine sallıyor. Ondan sonra bir de bir taraf diğerine çok minik, şu kadar olumlu yaklaştığında diğer taraf ona koşuyor oluyor. Anladın mı? Mesela Buğra ile benim mevzum aslında böyle oldu. Yani bir taraf diğerine şu kadar geldiğinde diğer taraf ona koşuyor. Çünkü herkes birbirini aslında çok sevebilecek kapasitede. Herkes, yani ben yayın yapıyorum, ben makara bir adamım. Anladın mı? Hani yayın yapıyorum, sizlere hitap ediyorum, hep beraber makara yapıyoruz. Buradaki insanlar YouTube videosu çekiyorlar. Belli ki onlar da konuşkan, keyifli sohbeti olan insanlar ki onlar da bu YouTube videosundalar. Ki ben gerçekten Tepkikolik videolarını izlemekten keyif alıyorum. Demek ki Tepkikolik videosunun içindeki insanlar keyifli ki ben bundan keyif alıyorum. Siz benim yayınımı izliyorsunuz. Demek ki ben keyifliyim ki keyif alıyorum. Demek ki bu iki keyiflilik, bu keyiflilik bir araya gelirse aşırı bir keyifli diye neden sakin olun. Yani keyiflilik, anlıyor musun chat?